Efendim merhaba yeniden. Dop dolu bir mutfak, dop dolu bilgi kaynağı bir program. Ve sevgili Dilara Koçak bizimle beraber hoş geldin. Hoş bulduk. Senin de yüzün gülüyor maşallah. Seviyorum ben gülmeyi. Aman sev tabii ya. Hemen 5 yaş geri gidiyoruz zaten. Önce bir bütün sosyal medya takipçilerime bir günaydın ve teşekkür diyebilir miyim? De tabii. Çünkü niye? Biz de söylüyoruz. Hep oradan takip ediyorlar. 10.30'da bekliyorlardı. 10.30 oldu neredesin yoksun diye böyle mesaj vermek. Bazen böyle oluyor. Kusurumuza bakmayın. Ekranda canlı yayında böyle şeyler oluyor. 10 dakikalık gecikme var ama buradayım işte. Aynen öyle, bir şey olmaz. Söz verdiğim gibi. Biz beraberiz, devam ediyoruz. Çok şey konuşacağız. Şimdi demir eksikliği olanlar ekran başında olsunlar. Çok önemli. Çok önemli. Yalnız ben bugün hep neyi söyledim? Yağ yakan yoğurt tarifi. Of. Ben de merak ediyorum. Yoğurt çok kolay bulunabiliyor, yeniliyor. Ben de çok seviyorum. Hani benim gibi olanlar için muazzam bir şey. Sana yedireceğim. Yerim. Evet, tat testinden geçireceğim. Tamam, bayıla bayıla. Hatta aslında kötü bir şey, sabah kahvaltı yapmadım. Ama ben hiç yapmıyorum çünkü canım hiç istemiyor. Sabah bu enerji böyle öğlen program bitiyor, bir acıkıyorum kurt bunu gibi. Bunu sevmedim. Ya. Bunu seninle arada özel konuşalım tekrar. Ama bak tekrar. Dediler ki. Bu kadar yıldır beraberiz. Bak seni bulmuşken şeyi sorayım. Şimdi bir kısım bilim adamı da diyor ki canınız ne zaman isterse günü o zaman kahvaltıyla başlayın. Yani sabah kahvaltısı yapmasak da olurmuş. Şöyle çıkarttılar yeniden. Şimdi sabah uyandın ya, arabayı çalıştıracağım, benzin lazım. Ağzına bir marşa basmak mı lazım? Ben şöyle badem atı ver, ceviz atı ver, bu bile mi gitmez? Ha bu gider. Ha bu gider. İki tane. Hadi iki üç tane atayım. Benim hatırıma tamam. Gider yani. Peki tamam. Bu neyi sağlıyor? Enerji veriyor, metabolizmanın çalışmasını sağlıyor. Yoksa orada uyuyacak. Uyusa yağ yakamaz ki. Ama açlık hissetmiyorum. Bırak biraz çalışsın, ilaç niyetine ye. Benim hatırıma ye. Tamam. Şimdi peki. Çok güzel portakallı pekmez dilimlerim var. Demir eksikliği anemi olanlar için hem tatlı ihtiyacını karşılayacak, kilo verirken kilo vermenize yardımcı olacak ama aynı zamanda da demirin emilimini arttıracak. Harika. Bizim toplumumuzda çok sık görülüyor demir eksikliği. En sık belirtileri de işte halsizlik, yorgunluk, uyku hali, sürekli üşüme varsa demir eksikliğinden şüphelenelim. Saç dökülmeleri. Saç dökülmeleri, tırnak kırılmaları, konsantrasyon güçlüğü hep bunlar demir eksikliğinin habercisi. Ergenlik dönemine yeni giren genç kızlarda, adet kanamaları yeni başlayanlarda, hamilelerde, ileri yaşlarda genelde kadınların aslında %60'ında 70'inde görülen bir problem. O zaman böyle bir şikayetimiz varsa besin yoluyla arttırsak da bir hekim kontrolünden geçmekte fayda var. Çünkü vücuda biz demiri dışarıdan versek de eğer ciddi bir kansızlık varsa ilaç desteği olmadan çözemiyoruz. Biz bugün beslenme kısmını tamamlayacağız. Hekiminizin verdiği ilacı nasıl kullanacaksınız o da çok önemli. Şimdi Zahide kalsiyumu biliyorsun. Nelerde var kalsiyum? Süt. Peynir. Ama ne kadar alsak da yetecek mi o kalsiyum? Şimdi bak bunlar işte şöyle bir riski var. Kalsiyumla demir aynı anda ağızdan girip bağırsağa inerse yarışa giriyorlar. Hangisi ve kazanıyor? Kalsiyum kazanıyor. Demiri demir atıyor. Gidiyor. Neyi yüzden, neyle yememek lazım? İlacınızı, demir ilacınızı alırken bir saat öncesinde ve sonrasında kalsiyum denk gelmeyecek. Yani açalım bunu. Yani bir saat öncesinde ve sonrasında demir ilacıyla beraber süt, yoğurt, peynir, ayran, cacık, kefir, kalsiyum içeren süt ürünlerini kullanmayacağız. Demir ilacımı içtim, kahvaltı yapıyorum, peynirim var, bir bardak sütümü içtim. Oh, hem kalsiyum aldım hem demirimi aldım. Olmuyor. Ama o demirin bağırsaktan emilimini bir de böyle destekleyen, coşturan bir şey var. Onu i̇şte alacağız o lazım. Bunlarla gel bize. Beraber. Tamam, onunla bak, geldim güzel. İşte size. Demirim eksik bunlarla gel bize. Tamam. C vitamini de demir hapını içtiğinizde yanında C vitamini varsa o hap daha da faydalı oluyor. Güzel. Çok daha güzel emiliyor. C vitamini nelerde var işte onları getirdim size. Bugün pekmezdeki demiri portakaldaki C vitaminiyle birleştirdim. Çok da şık bir sunum yapacağız ablayla beraber. Böyle çok güzel demir desteği olacak C vitaminli bir tarif. Hadi hemen yapalım. Malzemelerimi anlatayım size. Çok yemek, iyi yemek. Bak bu parayla pulla da değil. Yani sofrada her şey olabilir. Yanlış yediniz mi hiçbir anlamı kalmıyor. İlaç besin etkileşimi çok önemli bir şey. Şimdi küçük bir tencere ya da cezveye ihtiyacım var. Bu demiri, pekmez. Demir kaynağı pekmezi. Çok azıcık nişastayla yoğunlaştırmam lazım. Tamam süper. Biraz yoğun. Ama şu da uygun. Cezve yeter. Sanki cezve olacak. Aslında sizi rahatsız edeceğim ama şu da ona uygun bir şey var. Tamam.
Bunu biliyorsanız şey görünsün çok yaşa. Diye. Çok şık. En ideal şeyi bulduk, kabı bulduk. Evet. Pekmezimi döküyorum. Pekmezi çok kaynatmayacağım, merak etmeyin. Endişeleniyorsunuz pekmez bunu kaybı. Bunu birazcık bir kaşık suyla açalım. Çok hemencik daha o biraz kıvam alacak. Bademlerimizi minik minik döveceğiz. Onlar süslemek için işe yarayacak. Ve ben portakallarımı şunu dilimleyeceğim. Şunu da attım ağzımın önünde elimde kalmasın diye konuşamıyorum. Badem mi var ağzında? Senin yüzünden. Sen konuşma, ben konuşurum. Tamam. Sen devam et. Şimdi demir neden önemli? Vücudumuzda alyuvar denen hücreler var. Oksijenleri taşıyor. Eğer demir eksikliğimiz varsa işte bu alyuvarları besleyemiyoruz. Dolayısıyla hücrelere oksijen gitmiyor. Hücrelere oksijen gitmeyince senin dediğin gibi saç telinden tırnak ucuna kadar kalbimize kadar yeterli oksijen gitmiyor. Yoruluyoruz. Halsizlik oluyor. Bunlar da istemediğimiz duygular. Hop hemen alalım içine. Bunu ne yaptık bir söyleyin bana. Hemen bir öyle dökmek yok. Bir kaşık suyla, pardon, nişastayı açtık. Evet. Ve pekmezin içine döküyoruz. Evet. Bunu niye yapıyoruz? Biraz kıvam alsın diye. Demir eksikliği olanlar için pekmezin içine koyduk. Bir iki bu böyle şimdi hemen kıvam alacak. Şu doğru yerden kısıyorum değil mi? Bir kesme tahtasıyla bu portakalları keseceğim şimdi. Peki. Sonra... Portakalla pekmezi yan yana getiririz. En doğru karışım. Bıçağımı da alırsam. Pekmezli portakal dilimleri. Evet. C vitaminim portakaldan gelecek. Teşekkürler. Kavga etmeyelim. Sen de mi öyle bıçağı? Ben de aynı Ay, şekilde. Öyle. Alışmışız. Hurafeleri konuştuk Mustafa hocamla. Cuma günü biz de yapıyoruz ama biliyoruz en azından. Hurafe olsun, olduğunu. Hurafe ama alışkanlık. Atasözü ve deyimler gibi. Bu yeterli mi? Biraz daha. Yatmayayım. Şimdi portakallarımı böyle doğradım ben gayet kolay bir şekilde. Yarım yarım ay halinde, yarım ay kahve halinde. Kahve pişiriyorum sanki. Tamam. Görüntüsü aynı kahve oldu bakar mısınız? Şimdi pekmez. Şunları da kestim mi? Pekmez ve nişasta. Dedim yeter o. Yeter mi? Yeter. Aldım. Şimdi o birazcık buzdolabında soğusun ve katılaşsın. Pekmezlerimiz soğurken bademlerimizi minik minik kırabilir miyiz? Tabii ki. Bademleri kıralım, mutfağı da temiz bırakalım. Bu tarifi güzel göründüğü için herkes yapabilir ama özellikle demir eksikliği yaşayanlar varsa lütfen özellikle yapsınlar. Şimdi